Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve İğneyoları Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size kolay mı kolay, zarif mi zarif, çıtı pıtı bir model anlatacağım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar yapraklar üzerinde kirpikler. Ara suyu olarak da yine bu şekilde kirpikleri tercih ettim. Arkadaşlar işin aslını söylemek gerekirse ben bunların tepesine böyle papatyalar yaparak sıralı model yapacaktım. Fakat farklı bir model yaparken farklı bir model çıkardım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Tümsekli olduğu için şimdi modelimizin arkadaşlar yapım kısmına Geçelim. Evet arkadaşlar tığ battılarımızı ilk önce hazırlıyoruz. Bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturuyoruz. İlk başlarken de aynı bu şekilde arkadaşlar ipimizi tığımıza tutturup bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Buraya 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi bu bir zincirimin arasına bakın arkadaşlar. Şu şekilde kapatıp buraya bir tane kirpik yapıyorum arasına bir zincir çekiyorum. 4 tane arkadaşlar koydum. Siz 3 e, de koyabilirsiniz. Bakın fazla yakın değil birbirine. Tam. Bu seviyeyi arkadaşlar. Hemen yandaki tığ battımın içine arkadaşlar bu bir zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 1, 2, İki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi bunu arkadaşlar bu trabzanımızın içine yaprak yapacağız. Bunu yuvalara kullanıyoruz. İki zincirimi çekip bir defa doladım. Trabzanımın arasına girip 2 2 alıp buraya bir tane trabzan yaptım. Küçük bir trabzanla başlıyoruz. 4 zincirimi çektim. Hemen arkadaşlar buraya bu şekilde bir kirpik yaptım. Bir defa doladım. Trabzanımın içine giriyorum. 1 2 2 Yine dört tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Bu şekilde kirpik olarak kapattım. 2 tane kirpik yaptık arkadaşlar. 2 kirpikten sonra yine tığımın başını iki defa doladım. Bu sonuncu trabzanım. Küçük bir yaprak yapıyoruz yani arkadaşlar. 2 kirpik ve sonuncu sık iğneli de bu şekilde trabzan yaparak aşağı iniyoruz 3 ve 4 zincir pardon arkadaşlar burayı yuva olacağı için buraya 5 tane zincir çekmeyi unutmayalım 5 zincir hemen trabzanıma kapatıp buraya çiçeğim için bir yuva yapıyorum geri kalan kısmımızı da bu şekilde sık iğne ile dolduruyoruz 2 3 4 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğneyi yaptık. 8. de arkadaşlar. Bu kirpikleri yaptığımız, trabzanları yaptığımız yere sık iğne ile sabitliyorum. Hemen arkadaşlar bir sonrakine de şöyle sık iğne ile giriyorum. Yaprağıma destek amaçlı. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya girip bu şekilde bir geçiş yapıyorum arkadaşlar bir zincirle bir ah, pardon iki üç dört zincir bu bir zincirimin arasına bu şekilde giriyorum kapatıyorum arkadaşlar buraya bir kirpik bir zincirimi çekip sıradaki tığ battıya girip bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir kirpik sayılarımız 4 arkadaşlar sadece şu yaprağımızın tepesine yuvalarak yaptığımız 5 zincir gerisi hep 4 zincir bir zincirimi çektim sıradaki tığ battıma giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 ve 4 zincir bu şekilde arkadaşlar araya 4 tane kirpik yapıyorum daha yakın olması için aslında 3 de olur 3 de gayet yeterli arkadaşlar. 4 yaptığım için 4 devam ediyorum ben. Siz bir tık daha küçük yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yine bir zincirimi çekip sıradaki tığ battıma sık iğne ile sabitledim. Ara suyumun yapılışı bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir defa doladım. Bakın bir zincirle bir sık iğne ile battım. Şöyle bir boşluk oluşturdum yaprağımla bu ara suyumun arasında direkt tomurcuktan sonra yapmıyoruz arkadaşlar bir zincir çekip yandaki tığ battıya batıp bir ara mesafesi vermiş oluyoruz bir defa doluyorum hemen yandaki tığ battıya girip bir iki iki üç seferde aldığım buraya bir trabzan yapıyorum trabzanımızı yuva olarak kullanacağım iki zincir çekerek yaprağıma başlıyorum bir defa doladım iki iki Küçük bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi hemen trabzan arama girip kapatıp buraya bir tomurcuk yaptım. Bir defa doluyorum. 1 2 2 3 seferde aldım trabzanımı. 4 zincirini çekerek hemen buraya kirpiğini kapatıyorum. 2 defa alıyorum üçüncü, sonuncu trabzanım için dört seferde arkadaşlar iki dolayımımı çıkardım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Hemen arkadaşlar kapattım son trabzanıma yuva olarak. Geri kalan kısma da yedi tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. 8. iğneyi de trabzanımın arasına yani yuvamda yapıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Hemen arkadaşlar bu yaprağıma destek olması için yandaki tığ battımın içine kapatıyorum. Tığım yeni olduğu için biraz zorluk çekiyorum arkadaşlar alışmakta. Şöyle tekrar yapalım. Hemen yandaki tığ battım arkadaşlar yaprağımı bu şekilde sabitliyorum. Bir zincirimi çekip hemen bir sonraki tığ battıya kapatıp dört tane zincir. 2, 3 ve 4 zincir. Bu şekilde kirpik yaptım. Bir zincir. Aynı arkadaşlar işlem. Bu şekilde dört tane Kirpik yapıp sonra yaprağımız için trabzan yapacağız. Böyle minik minik arkadaşlar 4 kirpik minik minik yapraklar, 4 kirpik minik minik yapraklar yapacağız. Sonra bu beş zencirli yuvaların üzerine çiçekleri yaparak böyle çıtı pıtı bir modelimiz olacak. Şimdi çiçeğimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu minik yaprakların çiçeklerini yapmaya geldi. Bu beş zencirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum 5 zincir 5 zincirimi ilk olduğu için arkadaşlar bu sık iğnemin arasından giriyorum öbürlerini aralarından gireceğim sık iğnemi araladım arasından girdim bakın arkadaşlar yine yeşil yuvanın içine sık iğne ile giriyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir 5 zincirimi şöyle arasından giriyorum. Üzerine değil yaptığım sık iğneyi aralayıp o şekil giriyorum. Yine yeşil yuvamı arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum. Yine 5 zincir. 5 zincirim aynı şekilde. Bakın arkadaşlar bu şekil yapıldığı takdirde kirpikler daha belirgin duruyor. Daha hoş duruyor. Sık iğne ile sabitledim. Yeşil yuvama girip Bakın bu şekilde arkadaşlar 3 tane kirpik yaptım. Bir zincirimi de çekip ipimi koparıyorum. Çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Yapımı da gördüğünüz gibi yaprakları da kolay. Bu şekilde minik minik kirpikler yapıyoruz. Hemen ipimi yakıp diğer rengimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer rengimizi de şöyle şu şekilde 2 zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum buradaki yaprağımdaki arkadaşlar 5 zincirli yuvamın içine de giriyorum bu şekilde sabitliyorum İlk sık iğnemi fazla sıktırmayalım arkadaşlar çünkü arasına gireceğiz 3 4 ve 5 zincir bunu tam ortalıyorum arkadaşlar bakın şu şekilde arka tarafından çıkıyorum ve buraya bu şekilde bir tane kirpik yaptım yeşil yuvama girip bir sık iğne yapıyorum. Bunu sıktırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sık iğneye değil arasına gireceğiz. 5 zincir bakın. Buradaki geçiş boşluğundan 5 zincirimi buraya kapatıyorum bu şekilde. Hemen yeşil yuvaya girdim. Yine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Aynı şekilde arkadaşlar. Beş zincirimi buraya kapatıp kirpiğimi yaptım. Yeşil yuvamın içine girip yine bir sık iğne yapıyorum. Yine üç tane kirpiğimi bu şekilde tamamladım. Bir zincirimi de çektim arkadaşlar. İpimi koparıyorum. Hemen ipimi yakıp arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Hani bir söz var ya hele bir bak hele bir bak diye. Şu çıtırlığa bakın arkadaşlar. Hele bir bakın yani. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Böyle çıtırıklı oyaları seviyorum galiba. Bu şekilde farklı bir şey yapmak isterken farklı bir tasarım çıktı arkadaşlar. Umarım siz de benim gibi beğenirsiniz. Bu şekilde hem yapımı kolay. Çünkü hep yazılarda kolay model istiyoruz. Kolay model diye yazıyorsunuz. Sizlerle bir şekilde paylaşmak istedim hemen arkadaşlar. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin arkadaşlar. Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın.